İyi akşamlar herkese. Nasılsın Mehmet? Bugün. İyi akşamlar öğretmenim. İyiyim. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Yani çok heyecanlıyım. Yani ben senin konuşunca böyle yani belki de birlikte Türkçe öğretebiliriz. Ben böyle biraz şaka yaptım. Ama çok eğlenceliyim yani ve çok mutluyum çünkü sen bunu çok ciddi anladın ve benimle bu videoları yapıyorsun. Ben teşekkür ederim. Benim de zaten felsefem. Acaba bir insanlara yardım edebilir miyiz? Yardımcı olabilir miyiz? Sen de zaten aynı düşüncedesin. Onun için problem yok. İnşallah birilerine faydamız dokunuyorsa çok mutlu olurum ben de senin gibi. Tamam. Allah seninle hep razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Amin. Hepimizden de. Okay. Şimdi çeviri yapacağım. Okay, in a couple of words, I said that I am very happy and very excited because I am going to record this video for the second time and that at the same time I was joking at first because I told him we might record some kind of videos where we are going to teach you Turkish, but he understood it very seriously and he said that he was just like me because he also likes to help other people. Şimdi başlayabiliriz. Şimdi Okay. ekranı paylaşacağım. Görüyor musun? Görüyorum, çok güzel görüyorum. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ne demek? Okay, so now we are going to work on this unit 2. It's about where. So it's about places. So we will learn how to say where something is. Yeah, so like in the school, in the park or something like this. Şimdi sen istersen bir şey sorabilirsin. Ünite 2'yi birazdan size Türkçe ve İngilizce olarak anlatmaya başlayacağız. Evet. Ünite 2'nin konusu nerede? Evet, nerede? Okey. Okay, şimdi okulda, at school. şimdi bunu okuyabilir misin acaba? Tabii. Var. Yok. Nerede? Kimde? Okay. Var, it means there is or there are in English. Yok, generally it means like there isn't. Or there aren't. Otherwise, in some informal speech, it can be like no. But we have other word for no. It's like hayır. It's official, but this is like informal. Wait. Nerede? It means where something is located. And kimde? Kim is like who. So kimde? At whose place? Would be. Okay. Sınıfta kim var? Who is at the exam? Sınıfta öğrenciler var. There are pupils at the exam. Masada kitap var mı? Is there a book on the table? Because of this da, we know that it can be in or on. So, on the table. Okay? Hayır. Hayır. Masada kitap yok. No, there is no book on the table. Yani dikkat edin carefully. It's yok. So, there isn't, there aren't. Okay? Öğretmen nerede? Where is the teacher? Öğretmen ofiste. So, the teacher is in the office. Kalem kimde?
So, where is the pencil? Who owns it? Yeah. Kalem Ahmet'te. So, it's Ahmet's pencil. Okay. Şimdi resime bakalım, soruları cevaplayalım. Burası neresi? Onlar kim? Ne? So burası neresi? So it means like where is it over here? Who are they? Or what are they? Okay. So resime bir. Bu ne, Mehmet? O bina, inşaat. Okay. Biraz, so it's a building. Biraz büyütebilir misin? Birazcık yeah. Büyütebilir misiniz? Okay. Tabii. So tamam. it's a building. Bina. Okay. İki, bu ne? Burası neresi? Burası sınıf. Mm-hmm. So where is it? It's at exam. Okay. Resim 3. Burası neresi? Aha. Burası sınıf. Aha. So where is it? Or and it is at exam. Okay. Evet. 4. Burası nere? Aha. Burası kitchen, mutfak. Mm-hmm. So where is it? Here. It's in the kitchen. Mutfak is a kitchen. Okay, 5. Burası neresi? Nere daha doğrusu? Burası ofis. Okay, again, so where is it? Right here. So it's an office. Ve en son, last one. Burası neresi? Burası sinema salonu, tiyatro salonu olabilir. Katılmıyorum. Tiyatro olmaz. Yani çünkü tiyatroda sen canlı aktörleri izliyorsun. Fakat sinemada her şey yani izleyebilirsin. Yani genelik ve bilgisayarda insanlar her şeyi yapıyorlar. Ve iyi bir örnek Avatar bir filmi. Anlatabilir evet. miyim? Evet, anlıyorum. Okay. O zaman sinema salonu diyebiliriz. Evet. Okay, so this is cinema. Okay. Pretty okay. much similar, like in English. Okay, resimlerde ne var? Bakalım. So let's see what do we have in the pictures. Sandalye okay. nerede, Mehmet? Sandalye iki nolu resimde var. Aha. Üç nolu da var. Bu kadar sandalyeler burada var. Mutfakta bar masası var, sandalyesi var. Hı-hı. Farklı bir sandalye. Sinema salonunda oturma koltukları var. Ofiste ise başka koltuklar var. Yani sınıf ve iki sınıfta sandalyeler var. Okay. Kitap nerede? Kitaplar yine iki sınıfta var. Yani bir ve iki ne olur resimlerde. Tamam. Bahçe nerede? Bu resimlerde bahçe inşaatın orada olabilir. Evet, ama olabilir görün, ama sadece biraz görüyoruz zaten. Evet, evet, biraz görüyoruz. Hı-hı. Kapı nerede? Kapı ofiste var. Aha. Gördüğüm kadarıyla. Sınıflarda var. Aha. O kadar. Mutfakta var tabii ki çünkü. Tabii ki var da yani görünmüyor o açıdan söyledim. Göremedim. Aa, evet ama evet
Ve sinemada görmüyoruz ama eminim orada var. Tabii mutlaka, tabii ki var. Ben hani nerelerde görünüyor, resimlerde neler var deyince anladım. Tamam. Okey. Okey. Perde nerede? Perde sınıflarda var. Yine dediğimiz gibi mutfakta var, ofiste var. Bir de sinema salonunun kendi perdesi var. Okey. Kantin nerede? Kantin burada göremiyoruz ama mutlaka okulda sınıfların olduğu yerde kantin vardır. Sinemada vardır diye düşünüyorum. Okey. Defter nerede? İki sınıfta öğrencilerin ellerinde defterleri ve kitapları var. Aha. Güzel. Ve kim genellikle defter kullanıyor? Öğrenciler. Evet. Ama sen ne düşünüyorsun? Öğretmenler defterleri kullanıyorlar mı? Ne düşünüyorsun? Tabii öğretmenlerin de kendine göre not aldığı defterler, ders konularıyla ilgili hazırladığı notların içerdiği defterleri vardır mutlaka. Evet, aynen öyle. Okey, şimdi öğrenci nerede? Öğrenci sınıfta. Aha. Okey. Yani 2 ve 3 bence. Evet. Evet. Aynen. Okey. Ofis nerede? Ofis 5 numaralı resimde. Okey. Lamba. Lamba gördüğüm kadarıyla sadece birinci sınıf ve ikinci sınıfta görüyorum. Yani. Ben görüyorum. Lamba ofiste görüyorum. Evet, ofiste de var. Ofiste de var, evet. Evet. Mutlaka mutfakta da vardır tabii ki. Tabii ki. Özellikle çünkü bazen insanlar gece de yemek yiyorlar. Kut. Evet. Okey, devam ediyoruz. Öğretmen nerede? Öğretmen sınıflarda. Uh-huh. 1 ve 2'nin vardı. Okey. Masa nerede? Masa 2 sınıfta, mutfakta, okay. Ofiste. Ofiste. Güzel. Ve projektör nerede? Projektör sınıflarda var. Evet. Ve sinemada var bence. Evet, sinemada var bence de. Hı-hı. Doğru. Okay. İsterseniz buradaki sandalye, kitap, bahçe, kapı bunların İngilizcelerini okuyun diye düşünüyorum. Ne dersin? Okay. Sandalye it's a chair, so I also use it. It's my chair. Kitap. It's a book, so I also have a book, bir kitap. Okay. Yes. Şimdi bahçe, it's a garden. Bahçe is a garden. Sonra öğrenci, it's a pupil or student. Office. No need to translate, it's the same. Fakat Ersen beni soracaksın, ben böyle Türkçe çeviri yapabilirim. İş odası. İş odası, bir ofis. Evet. Tamam. Neyse, sonra sınıf. Sınıf, it's a test. So it's exam test. Kapı, it's a gate or door. Lamba, it's a lamp. Öğretmen, it's a teacher. Masa, it's a table. Yes. Projektör,
it's a projector. So you can see this in the cinema. Like defter, it's a notebook. For example, defter. but here I was working on Ottoman Turkish. Okay, it's not that much important, but bu kadar önemli değil. Okay, perde. Okay, perde. Perde nerede? Biraz açıklayabilir misin, Mehmet? Perde sınıfların camlarında var, mutfaktaki camda var, ofisteki camda var, bir de sinemada projeksiyonun görüntüyü yansıttığı yer perde. Yani ben biraz böyle daha büyük yapacağım. Perde nerede? Perde burada mı? Değil mi? Burada mı? Burada mı? Nerede? Perde burada camların üstünde gördüğüm kadarıyla stor perdeler var. Bu arkada yine projeksiyon var ikinci sınıfta. Onun bir perdesi var. Projeksiyonun perdesi var. Camlarda da mutlaka ya jalizi ya perde var diye düşünüyorum. Burada sinemada var. Aha. Mutlaka ofislerin camlarında perdeleri vardır. Mutlaka ki mutfağında perdesi vardır diye düşünüyorum. Yani resimden çok anlaşılmıyor ama olması gereken yerler bunlar. Aha. Yani küçük bir projeksiyon yapıyorlar. Okay, anladım. So it's a table, a kind of table where you make some kind of of a project, or like in the cinema, like you put it and like and you put some settings and then you you make some kind of projection. Okay. Kantin ne acaba? Anlatabilir misin biraz? Anlatırım tabii. Kantin böyle okulların içerisinde öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebileceği veya sinemalarda insanların işte mısır, içecek vesaire alıp alabilecekleri okullarda işte tost vesaire içecek, belki kalem, belki defter, silgi gibi böyle okul içerisindeki ihtiyaçlarını görebileceği alışveriş yerleri, shoplar diye düşünebiliriz yani. Okay, so it's kind of place, a small place where you can put your things. So you can put your snacks or you can put your drinks there in order to enjoy the movie like much better, or like that you can refresh yourself during the exam, like by drinking water a little bit or eating some smoky snack or whatever. Or like peanuts, whatever. Okay, teşekkür ederim. Şimdi okuma yapacağız. Yani şimdi bunu okuyacağız birlikte. Dur. Okay. 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 Şimdi başlayabilirsin. Okay. Okul. Merhaba. Benim adım Kate. Ben İspanyalıyım. Burası benim okulum. Böyle mi okuyalım? Bir mola vereyim mi yoksa? Okay, okul is a school. Merhaba. I will give you the time to think what is merhaba. Is it goodbye? Is it hello? Is it see you later? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ta-na-na-na, bitti.
Evet. Merhaba bu. Hello demek. Tamam. Benim adım Kate. Benim adım what is it? Do you know? It's my name is Kate. Okay. Ben İspanyalıyım. Yani bunu li means from. Yim, I am, and İspanya, it's a country for Spain. So it means I am from Spain. Burası benim okulum. So here, burası ben is I, but benim is my. Benim okul is school and okulum is my school. So here we have matching part. So benim okulum, because ben okulum would be like I am school instead of my school. Okay, devam edebilirsin. Okul tophanede. Uh-huh. Okul 6 katlı. Alt katta ofisler var. Ofisler büyük. Ofislerde masalar, koltuklar, bilgisayarlar, dolaplar var. Sekreterler ofiste. Okay. So, okul tophanede. So, tophane bu bir şehir semt. Mi? Semt. Okay. Yani ilçe gibi düşünelim. Yani Kadıköy gibi, işte Beşiktaş gibi bir yer ismi. Okay. Böyle yani düşündüm ama ben düşündüm belki de sormak daha iyi olacak. Evet. Tabii. Okay. Evet. Okay, the school is in the Tophane. Okul, so the school has six floors. And on the sixth floor, there are offices. Office is one office. And officeler, it's plural. So in Turkish, it's pretty much easy. So they will put lar or ler. Just like in English, we put s, like jobs. Then offices, books. So it's the same. Kitap, kitaplar. Okul, okular. Officeler. And so on. Officeler, büyük. So the offices are big. Okay. Ofislerde masalar, koltuklar, bilgisayar, dolaplar var. So here we are. So we have this var over here. So this means there is or there are. Okay. And sekreterler, so are secretaries, bu çok yani çok acıkıcı, yani bunu her şey biliyorlar, yani sekreter ve sekreteri, it's so similar. Ofiste, office is office, and te in this case it's simply in the office. And for Spanish speakers, don't confuse it with your tea. It's not tea, chai deu. And so it's simply preposition. Okay, so in the office. Office there. Okay, devam edebilirsin. 2, 3, 4 ve 5. katlarda sınıflar var. Burayı şöyle düzelteyim isterseniz. İkinci nokta olunca, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlarda sınıflar var. Okulda
10 sınıf var. Her sınıfta 15 öğrenci var. Sınıflarda sandalyeler, sıralar, kalemler, kitaplar, sözlükler, defterler, perdeler, lambalar, bilgisayar ve yazı tahtası var. So, on the second, on the third, on the fourth, and on the fifth floors, there are exams. So again, var, there is, there are. Sınıf is exam, and var, so because of this, var over here, it means exams. Okay, okul is school, and okulda it's at schools. For Serbo Croatian speakers, don't confuse it. It's not da, like yes, so it's simply preposition. So it's in the school or at school. Okay. 10 exams, yes, 10 exams there are. So that's literal translation. So it, because of this var, it means there is, there are. And then on each exam there are 15 pupils. at the exams, sınıflar exams, da, again famous da. So at the exams, and now we have a like all of these that we saw from the pictures. So there are chairs, sandalyeler, kalemler, pencils, kitaplar, it's books, sözlükler, dictionaries, defterler, it's notebooks, perderler, so it's this or this here. Okay, lambalar, it's lamps, bilgisayar, it's computer. Okay, yazı tahtası, it's like a whiteboard. So bun, so this tahtası, okay. And sıra ne demek? Sıra öğrencilerin masasına sıra deniliyor. O da table gibi olarak düşünebiliriz onda. Öğrenci table. Okay, so it's a student's table. Yeah, student's desk. Yes. Okay. Yes. Okay, devam edebilirsin. Masalarda kitaplar, kalemler, defterler ve silgiler var. Şimdi sınıflarda öğrenciler yok. Çünkü öğrenciler teneffüste. Teneffüste ne demek acaba? Molada. Öğrenciler ders arasındaki mola, teneffüs. Anlamadım. Yani bir birinci derste ikinci dersin arasında zil çaldığı zaman öğrenciler molaya gidiyor. Ha. Dışarı çıkıyor. Tuvaletlere gidiyor. Kantine gidiyor. Okay, anladım. Yani teneffüste bu break demek. Yes, so, evet. Mola. Okay. Anladım. Okay, so on masalarda, so on the table, kitaplar, there are books, kalemler, so it's pencils, defterler, so it's notebooks, ve silgiler var. And there are tables for students. Şimdi sınıflarda öğrenciler yok. Again, yok. There isn't. Now, at the exams, there are no students.
Çünkü is because. But be careful because it's ü. Çünkü ü. I think it would be easy for German speakers because they have the same sound. Ü. Ü. Like in choose. Okay. And again, a very easy thing for German speakers. Ö. Ö. So they have the same. So öğrenciler. Öğrenciler. Çünkü öğrenciler teneffüste. Because the students are at the break. Okay. Devam edebilirsin. Okulda çok güzel bir kantin var. Kantin üst katta. Kantinde sandalyeler, masalar, televizyon, yiyecekler ve içecekler var. Kantin çok kalabalık. Bütün öğrenciler kantinde. Okay. So at school it's very nice. Çok güzel. Usually it means like beautiful, but we can't say in English like that it is so beautiful, that it is so good. But we can say that it is very nice. And çok güzel bir kantin var. So we discussed about this kantin, and var means there is, there are. Üst kata, what does it mean? Üst kata, yani ne demek? Üst kata. Üst kat, şimdi genelde okul kantinleri en üst kattaki, yani diyelim ki 6-5 katlı ya burası. 5 katın 5. katta fuaye meydanı gibi bir meydan olur veya işte bakılır. En üst katta demek istiyor yani. İşte orada. En üst kat. Okay. Yani biraz arasında, yani 5 ve mesela 6 ve bir böyle arasında üst katı. Yani bulundukları yerin üstünde, yani üst katta yani. Yani 3. kattalarsa kantin 4. katta. Kendileri 4. kattaysa üst kat dediği için 5. katta. Biz kendilerinin nerede olduğunu bilmiyoruz şu an. Ama ben genelde okul kantinlerinin üst katta olduğunu, bar gibi yerlerde, yani böyle işte orada daha iyi, böyle manzara da güzel seyredilsin diye en üst katlarda olduğunu tahmin ediyorum. Okay. So it's basically for yani, some... Özür dilerim. Okay. Kafe gibi bir yer düşün yani. Nereye yapacaksın? Manzarası güzel olan bir yere yapacaksın. İnsanlar gitsin oradan, kahvelerini, çaylarını içerken görsünler diye. Aha. Okay. Okay. Anladım. So it means like when some building is like a little bit big and like you are like at a very very high level and like you have like a good view about this. Yes. And this is like about this üst katta. Kantinde, so at this kantin, and now we have words. Sandalyer again. Chairs. Masalar, it's tables. Televizyon, for Serbian speakers it would be really interesting because it's almost the same, televizija. Okay, but it's television, TV. Yiyecekler, it's food. In Turkish they say it in plural, no problem. But in English, you can't say foods, so you say food. And içecekler, so it's drinks. Yeah. So for drinks, it's not a problem to say in plural, but for food, yes, it is. Okay. Kalabalık ne demek? Çok fazla insan var demek. Yani. Ah. Öğrenci sayısı çok fazla. Kalabalıktan kastedilen o. Tamam. So, it means çok kalabalık means it is crowded. It is crowded. Very crowded. Bütün öğrenciler kantinde. So,
all students are at the canteen, so it's somewhere where they make those breaks. Okay, şimdi soruları var. Okay, ama şimdi şimdi bu sıra sıra sizin. Ama biz bunu yapacağız. Ya siz. So yani bunu hakkında biz konuşacağız ama 3 ve 4 bizim arkadaşlarım için olacak. Tamam mı? Yani onlar okay. Yazı yazacak. Okay. Okay. So senin okulun nerede Mehmet? Is it bu İstanbul'da mı? Yoksa Malatya'da mı? Nerede bunu? Benim okulum Malatya'da. Aha, okay. Benim okulum tabii ki Belgrad'da. Tamam. Okay. Sınıfta neler vardı? Sınıfımızda masalarımız, sıralarımız vardı. Defterlerimiz vardı, kitaplarımız vardı. Ondan sonra oturma için sandalyelerimiz vardı. Başka sınıfımızda kütüphanemiz vardı. Orada kitaplarımız vardı. Sınıfımızda ayrıca yazı tahtamız vardı. Bu kadar. Okay, güzel. Öğretmen nerede? Bilmiyorum. Yani bence benim benim öğretmen şimdi yatakta. Dinleniyorum. Bilmiyorum. Ama eğer siz benim hakkında düşünüyorsunuz, o zaman ben her zaman buradayım. Her zaman gibi. Okay, sınıfta benim, benim öğretmenim, şimdiki öğretmenim Budapeşte'de evinde çalışma odasında öğrencilerine bir şeyler öğretmenin peşinde. Tamam. Sınıfta kaç öğrenci var genellikle? Genelde sınıfta bizim zamanımızda 30 ile 40 arasında olurdu. Ha. Yani benim okulda genellikle yani arasında 8 ve 10 öğrenci var. Yani böyle. Okey, güzel. Yenisi bunu, dil bilgisi bunu yapmayacağız. Resmi. Okay, benim odam. Ha, işte bunu çok çok ilginç. Okay, şimdi biz mesela bir yapacağız. Okay. Mesela ben pencere görüyorum. Belki de biraz perde görüyorum, yatak görüyorum. Bu nedir? Yorgan mı? Emin değilim. Yorgan. Ya, evet. Sonra lamba var. Duvar var tabii ki. Oynayıklar var. sen başka ne görüyorsun burada? Bir tane sandalye görüyorum. Dinlenmek için sandalye. Bir tane şifonyer var. Komodin var. Tamam. Bir tane tablo var yatağın başında. Duvarın üstünde. Işıklar var tavanda. Okay. Bir de terlikler var orada gördüğüm kadarıyla. Hı-hı. Bu kadar. Okay. Okay.
Şimdi sıra senden arkadaşlar. Yani çünkü siz bunu yapacaksınız. Bunu ve bunu. Ne görüyorsunuz? Tık 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 tık. Yazı yazın lütfen. Tamam. Güzel. Sizin odanızın neler var? Yani şimdi ben bunu kapatacağım. Ve şimdi senin odasını bana gösterebilir misin? Ve orada neler var anlatabilir misin lütfen? Ben odayı sana nasıl göstereceğim? Bilgisayarda ya. Evet. Çevireyim mi şöyle? Çevireceğim, merak etme. Ama... Okey. Görebiliyor musun? Görüyorum. Görüyorum. Bu ne? Hangisi? Yani bu perde. It's a curtain. Okay? Evet. Okay. Çiçekler var. Ortada sehpa var. Çiçekler, flowers. Okay. Flowers, evet. Burada işte... Ben şöyle... yastık görüyorum. Pillow. Pillow. Evet, koltukların üstünde. Masa var. Table. Okay. Table. Sandalye var. Bunu görüyorum. Sandalyeler var. Hı-hı. Ondan chairs. Sonra bu kadar. Okay. Yerde halı var. Okay. So it's a carpet. Okay, or carpet. Yeah. Okay. Okay, ben de okay, ben şimdi biraz okay, göstereceğim. Senin kameran olduğu için daha rahat gösterirsin. Evet. Okay, tahta var. Burada her şey yazıyorum. Okay. Sertifika var. Okay, güzel. So it's a certificate. I guess from all polyglots, you know that it was from polyglot conference. Okay. Duvar var. It's a wall. Mm-hmm. Ekran var. So it's a screen or monitor. Okay. Laptop. Yani küçük bilgisayar değil mi? Küçük bilgisayar. Evet. Okay. Computer. Evet. Sonra... Dolap var. Dolap. Kıyafetlerim var. Evet. So it's a like a wardrobe. It's a wardrobe. And ve bunu çok çok komik çünkü Sırpları için bunu orman. Evet. Evet. Çünkü Türkçe ne demek biliyoruz, orman ne demek biliyoruz, ama Sırpları için orman işte şunu. Evet. Okay, so I explained to him that orman for Serbian speakers is a wardrobe and like for Turks orman is a forest. So it was very comic thing. Okay, like I said, there is a chair. Bu sandalye, bu yatak, it's a bed, and over there is a pillow, it's a yastık. Orada kitapları var. So books, there are books over there. Tablo var. Orada bu it's a poster and kapı, tabii ki kapı var. Door. Yani bu kadar. Okay. 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 Ve bence bunu yeter oldu. Yani çok güzel olmuş. Şimdi bunu kapatacağım. Çok teşekkür tamam. ederim Yeniz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Okay. Görüşürüz. Bye. Görüşürüz. Bye.